Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün yine Sevgililer Günü laneti serimizin 3. günündeyiz. Bugünkü konumuz dizi veya film çekilse çekilecek bir konu. Gerçekten çok fazla kafa karıştırıcı ve detayları öğrendiğinizde şok olacaksınız. O zaman çok fazla uzatmayalım, uyarılarımıza girelim ve videoya başlayalım. Eğer bu tarz olaylara ilginiz varsa ve bu videoların da devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram hesabım da buralarda bir yerlerde olacak. Benimle birebir iletişime geçmek için beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. YouTube algoritmam birazcık kendinde değil. Bu yüzden videoyu beğenip, yorum yapıp, bildirimlerinizi açıp hatta paylaşırsanız çok daha güzel olur. Bu video hiçbir şekilde kurbanlara, suçlara veya onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz olaylardan etkileniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Daha eğlenceli içeriklerimin olduğu ikinci kanalımı takip edebilir, oradaki içeriklerimi inceleyebilirsiniz. O zaman başlayalım. 911, öncelikle 32 yaşındaki Bayan Kim ile başlamak istiyorum bu davaya. Kendisi bir öğretmendi. Normal bir hayatı vardı, normal birisiydi. Ama birdenbire 19 Şubat 2005 tarihinde ailesine ve arkadaşlarına, neredeyse tüm tanıdıklarına Amerika'ya gideceğini, Amerika'ya gitmek için bilet aldığını söyledi. Söylediğim gibi Bayan Kim gayet normal bir hayat yaşıyordu. Bu yüzden ailesi Bayan Kim'in Amerika'ya gitmek istediğini öğrendiğinde çok şaşırdı. Normalde tabii ki de bu normal bir şey olabilir. Amerika'ya taşınmak isteyebilir, farklı bir hayat yaşamak isteyebilir ama işin en ilginç tarafı Bayan Kim etrafındaki her gruba, ailesine, arkadaşlarına, iş arkadaşlarına farklı sebeplerden dolayı Amerika'ya gittiğini söyledi. İş yerindeki arkadaşlarına kilisede tanıştığı bir adamla evlenip Amerika'ya taşınacağını söyledi. Ailesine de Amerika'da bir iş bulduğunu, orada çalışacağını söyleyerek Amerika'ya gideceğini söyledi. Yani ailesine evlilikle alakalı hiçbir şey söylemedi. Arkadaş grubundaysa Amerika'da olan bir tanıdığının yanına gideceğini söyledi. Yani aile bu gerçeği öğrendiğinde şok oldu çünkü herkese farklı şeyler söylüyordu Bayan Kim. 19 Şubat 2005 tarihinde Bayan Kim Amerika'ya gitti ama ailesiyle birlikte hiçbir şekilde iletişime girmedi. Ailesi hani işte oraya taşındı, daha yeni oraya alışmaya çalışıyor, belki de şu anda çok meşgul, bu yüzden bizimle iletişime geçmiyor diye düşündü. Tanıdık geldi mi? Cinderella davası vardı bir tane anlattığım. Orada da kadın taşınıyordu ama ailesi hiçbir şekilde soruşturmuyordu. Bu da aynı o davayla benzerliği olan bir olay. Bu zamana kadar Bayan Kim'in hastane kaydı, işte banka kaydı, herhangi bir kayıt onun adına yapılmış hiçbir şey yoktu. Sadece kredi kartı kayıtları dışında. ATM'lerde, alışveriş merkezlerinde, restoranlarda Bayan Kim'in kredi kartının kullanıldığı fark edildi ailesi tarafından. Ve çıkarılan dokümanlara göre aynı yıl içerisinde Mart 11 ile 27'si arasında Bayan Kim'in Amerika'da olması gereken tarihlerde Bayan Kim'e ait olan kredi kartı Kore içinde kullanıldı. Her gün bu karttan $700 gibi bir miktar para çekiliyordu. Ve 11'inden 27'sine kadar toplamda $20,000 para çekildi Bayan Kim'in kredi kartından. 23 Eylül 2005 tarihine kadar da toplamda $30,000 para kullanılmıştı bu karttan. Bu para evet çekiliyordu, bu para kullanılıyordu, kredi kartından harcamalar görünüyordu ama kredi kartının nasıl çalıştığını hepimiz biliyoruz. Harcamak için ödemeniz gerekiyor ya da harcadıysanız bu borcu ödemeniz gerekiyor. Ama Bayan Kim'in kredi kartı borçları ödenmemişti. Sadece karttan para alınıyordu. Ve şunu fark etti ailesi. Yine bu Bayan Kim'in Amerika'da olduğu dönemlerde kredi kartı kullanıldığında mesela restoranlarda kullanılıyordu ve $100 gibi bir ücret ödeniyordu. Yani bu bir kişinin harcayacağı bir para değil. Kore'de genel olarak böyle minimum, maksimum yemek ücretini söyleyeyim, tek kişinin yiyebileceği 30.000 won falandır yani. Düşünün, $30 falandır. Ve düşünün ki $100 harcanıyordu. Ve bu yüzden de ailesi Bayan Kim'in yalnız olmadığı kanısına vardı. Bu sırada ailesi hala polise Bayan Kim'in kayıp olduğunu, ona ulaşamadıklarını ihbar etmediler. Bunu da belirtmek isterim. Bayan Kim'in Amerika'ya gitmesi gerektiği tarihten 7 ay sonra Bayan Kim'in ailesine ondan bir mektup geldi. Mektubun içeriğinde Bayan Kim kendisinin artık Los Angeles'a taşındığını, orada yaşamaya başladığını, ondan sonra işte bir yerde bir avukatın yanında çalıştığını ama
mesleğini gizli tutması gerektiğini falan söylüyordu. Kısacası ailesini arayamayacağını, bundan sonra ailesiyle iletişime geçemeyeceğini söylüyordu. Normalde bu bile anlaşılabilirdi. Yani işte ailesini görmek istemeyen, ailesiyle artık iletişimini koparmak isteyen, hayırsız evlat gibi düşünülebilirdi ama ailesi bu mektubu açar açmaz mektubun içerisindeki bazı gariplikleri fark ettiler. Birincisi, mektup el yazısıyla yazılmamıştı. İkincisi, mektubun içeriği yani tamamen ailesiyle iletişimini kesmek ister gibiydi. Üçüncüsü ise mektupta birçok gramer hatası vardı. Bayan Kim dediğim gibi öğretmendi. Böyle gramer hataları yapması neredeyse imkansızdı. Ve sonrasında ailesi bu durumdan şüphelenerek mektubun nereden geldiğini araştırdılar. Bayan Kim'in gönderdiği bu mektup Kore'den gelmişti. Tanjung isimli bir bölgeden gönderilmişti. Bu mektubu aldıktan sonra şüpheleri gittikçe artan aile 2006'nın Ocak ayında, yani Bayan Kim kaybolduktan neredeyse bir yıl sonra polise bu durumu ihbar ettiler. Bir yıl sonra. Polis bu davayla ilgilenmeye başladığında ilk olarak Bayan Kim'in ülkeye giriş ve çıkışlarını kontrol ettiler. Ve öğrenildi ki Bayan Kim Kore'den hiç çıkmamıştı. Amerika'ya giden o uçağa binmemişti. Bu Bayan Kim'in sözde mektubu ailesine ulaştıktan bir ay sonra Bayan Kim'in küçük kız kardeşine bir arama geldi. Arama telefonun karşısında bir adam vardı ve işte kız kardeşiniz size bir kimçi buzdolabı hediye etti. Mahallenizdeki elektronikçiden onu alabilirsiniz gibi bir şey söyledi. Bayan Kim'in kız kardeşi de sen kimsin, ablamı nereden tanıyorsun, ablam nerede gibi sorular sordu ama karşı taraf cevaplamadan hemen telefonu kapattı. Kimçi dolabı da şöyle diyebilirim ya, kimçileri saklamak için daha farklı bir buzdolabı gibi bir şey. Polisin attığı ikinci adımsa kredi kartıydı. Direkt kredi kartına odaklandılar ve yapılan harcamaların detaylarına baktılar. Ve öğrendiler ki kartla birlikte bir kuyumcudan altın ve aksesuar alınmıştı. Kuyumcuya da bu ürünleri kimin aldığını sorduklarında aldıkları cevap ağızlarını iki karış açtı açıkçası. Çünkü alan kişi Bayan Kim değildi. Bay Kang isimli birisiydi. Bay Kang ördek restoranı işletiyordu ve Bayan Kim'den 11 yaş büyüktü. Kuyumcuya sorduklarında Bay Kang hakkında hani düzgün giyinen, düzgün konuşan, gayet normal birisi olarak göründüğünü söyledi ama başkasının kartını kullandığı için kuyumcunun da bu garibine gitmişti. Bay Kang da cevap olarak işte bu kart benim nişanlımın dedi. Ve sonrasında öğrenildi ki Bayan Kim ve Bay Kang aslında sevgililerdi. Hatta Bay Kang, Bayan Kim'in arabasını bile kullanıyordu. Bu araba, bu paralar nedir diye sorduklarında Bay Kang cevap olarak işte Kim eskiden benim paramı çok fazla kullandı ve şu anda bunu geri ödemek için bana böyle iyilikler yapıyor dedi. Ne? Nasıl bir bahane bu ya? Bu nasıl bir bahane? Bu soruşturmaları yapmalarına rağmen Bay Kang'ı polis merkezinde tutamadılar çünkü ellerinde yeterli kanıt yoktu. Bu yüzden kendisini aynı gün içerisinde serbest bıraktılar. Ama Bay Kang'ın verdiği birçok ifade yalandı. Bunun da şöyle küçük bir kanıtı vardı açıkçası. Nisan 2005 tarihinde Bay Kang, Bayan Kim'in televizyon servisini kesmek için yetkililerle iletişime geçti. Yani neden Bayan Kim'in evindeki televizyon kablosu veya televizyon servisi onu ilgilendiriyordu ki? Hatta Bay Kang bu aramayı ankesörlü bir telefondan yaptı. Caddelerde bulunan telefonlardan yaptı. Bu ses kaydı, aramadaki ses kaydı Bayan Kim'in kız kardeşine dinlettirildiğinde Bayan Kim'in kız kardeşi kimçi buzdolabı için arayan adamın bu adam olduğunu söyledi. Polis araştırdıkça olay tamamen içinden çıkılamaz bir hale gelmeye başladı. Öğrenildi ki Bay Kang bu kuyumcudan aksesuarları ve altınları aldığı gün arabanın içinde, Bayan Kim'in arabasının içinde Bayan Yang isimli bir kadın vardı. Ve bu kadın Bay Kang'ın yeni kız arkadaşıydı. Bay Kang, Bayan Kim kayıpken Bayan Yang ile sevgili olmaya başladılar. Ve bunun ardından bir süre sonra Bayan Yang ailesine ve arkadaşlarına Çin'e taşınacağını söyledi. Eylül 2006 tarihi geldiğinde Bayan Yang Çin'e gitti ve ondan bir daha haber alınamadı. Bu olayı arkadaşları, ailesi fark etmedi. Tamamen polis fark etti. Çünkü kayıtları kontrol ettiklerinde anladılar ki Bayan Yang'ın Kore'den çıkış kayıtları yoktu. Bayan Yang
Çin'e gitmemişti. Bayan Yang'ın ailesinin söylediğine göre kendisi Çin'e gittikten sonra ailesini telefonla aramıştı. Yani sesini duymuşlardı ailesi ama kayıtlarda gittiği görünmüyordu bile. Hatta şöyle bir şey düşünüldü. Belki de Bayan Yang'ın ailesi de bu işin içindeydi. Bir şey oldu ve kendisinin ortadan kaybolması gerekti ve ailesi Bayan Yang'ı idare ediyordu polislere karşı. Polisler ve araştırmacılar Bayan Kim ve Bayan Yang'ın kayboluşunu hararetle araştırırken bir fotoğrafla karşılaştılar. Bu bir düğün fotoğrafıydı. Düğün fotoğrafında Bayan Yang'ın kardeşi, erkek kardeşi, damat ve gelin olarak Bayan Kim vardı. Yanlarında da Bay Kang vardı. Olayı açıklamam gerekirse Bayan Kim, Bayan Yang'ın erkek kardeşiyle evlendi ve bir süre sonra boşandılar. Ve Bayan Kim de boşandığı eşinin yakın arkadaşı olan Bay Kang ile bir ilişkiye başladı. Bayan Yang Çin'e taşındıktan sonra Kore'deki evinin depozito süresi doldu ve bu yüzden de ev sahibinin depozitoyu geri vermesi gerekiyordu. Karşıdaki kişinin alması gerekir. Bayan Yang Çin'de olduğu için yani ya ailesi, arkadaşları yani Bayan Yang'a bağlı olan birisinin almasını beklersiniz. Ama depozitoyu Bay Kang'ın annesi aldı. Bu kadar ipucunu topladıktan sonra Bay Kang ve ailesinde bazı uyuşmazlıkların olduğunu fark etti ve onlar hakkında bir tutuklama kararı çıkarttı. Ama o sırada Bay Kang annesini ve babasını yanına alarak elindeki altınları bozdurarak Filipinlere taşındı. Direkt kaçtılar. Söylentilere göre Bay Kang Filipinler'de bir kadınla evlendi, bir çocuğu oldu. Hatta orada bir restoran işletiyor şu anda. Ama bunlar sadece bir söylenti, net bilgiler maalesef ki yok. 2009 tarihinde polis Bay Kang için kırmızı alarmla evrensel bir arama çıkarttı ve Bay Kang'ı firari olarak belirtti. Bu dava bu şekilde karışık bir şekilde hala devam ediyor. Yani hala açık, Bay Kang hala aranıyor. Ama ortada birçok teori ve birçok fikir var. Çözülmemiş neredeyse her davada olduğu gibi. Bu davadaki ilk teori şöyle: Bayan Yang'ın Bayan Kim'in kayboluşunda bir elinin olduğu. Belki de Bay Kang ile Bayan Yang bir iş ortaklığı yaptılar. Bayan Kim'in tüm kartını, arabasını alarak ona bir zarar verdiler. Ve bundan korkan Bayan Yang da direkt Çin'e taşındı ve ailesiyle anlaşma yaparak orada yaşamaya devam etti. Yani kaçtı diye düşünülüyor. Bir diğer teori ise aslında bu daha çok soru. Bayan Kim neden Amerika'ya gitmeyi istedi? Hani neden birdenbire ortada hiçbir şey yokken Amerika'ya gitmek istedi? Yoksa Bayan Kim de mi bir şeyden sorumluydu? Onun da mı kaçmak istediği bir şey vardı diye düşünülüyor. Belki de Bay Kang tarafından manipüle de edilmiş olabilir. Çünkü bunlar çok mümkün. Manipüle edilerek Amerika'ya gitmeye çalışmış da olabilir. Belki de Bayan Yang manipüle edilen taraftı. Bay Kang tarafından manipüle edildi ve Bayan Kim'e zarar verdi ve sonra kaçtı diye düşünülüyor. Belki de Bay Kang'ın ailesi tamamen dolandırıcıydı. Belki de Bay Kang'ın annesi ve babası da bu işin içindeydi. Maalesef ki bu sorulara hiçbir şekilde cevap bulunamadı. Hala da bu soruların cevabı yok. Sizler neler düşünüyorsunuz? Ya bence film olur. Bence bu olaydan bir film olur yani. Çünkü her şey çok garip. Yani o düğün fotoğrafı, o olayı cidden çok garip. Kimse o zamana kadar bunu söylemiyor. Sonradan ortaya çıkıyor. Polisler bunu keşfediyor. Yani bence açıkçası çok 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 garip bir olay. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Benimle fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Dediğim gibi yorum yapmayı lütfen unutmayın. Algoritmama yardımcı olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu tarz olaylara ilginiz varsa ve devamının da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram hesabım da buralarda bir yerlerde olacak. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.